Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar, dinliyoruz sizi, buyurun. İyi yayınlar dilerim. Ben rüyama geçeyim hemen. Lütfen. Rüyamda sevgilim yarış atına binmiş. Atta yarış atı, yani yarış atı giysisi de var. Sevgilim de jokeymiş. At yarışında koşuyormuş. Sonra benim sağ kolumda 7-8 tane bilezik var, böyle gelin kız bileziklerinden. Bana diyorlar o sana bunlardan çok takacak diyorlar. Ondan sonra daha sonra sevgilim de benim evime gelmiş. Ablam ve abimle tanışıyor, konuşuyorlar. Sonra ikimiz de çıkıyoruz. Bir yere gidiyoruz. Sonra uzakta yaşlı bir kadın var, yaşlı bir amca var. İkisi de tarihi kıyafet giymiş. Yaşlı kadının başında da yeşil pullu var. Damatlar örterler ya, yeşil pullu. O kadar. İsminiz nedir tatlım? Ayşe. Kaç yaşındasın Ayşe? 32. Bekar mısın Ayşe? Evet. Bu adını koyamadığım bir ilişkimiz var ya, sevgilim diyorsun şu an. Adı konulmuyor bir türlü. Var mı böyle bir adını koyamadığım bir ilişkin? Onu bir anlayayım. Çünkü burada bir ilişki var. Adını koyamıyorum. Tam netleşmemiş gözüküyor. 7-8 yani biraz öyle. Evet, 7-8 ay sonra bu ilişkiyle ilgili daha net bir sürece erişeceksiniz ama karşı tarafın biraz sorumsuzlukları var. At Murat'tır. Yani ayakkabı da yeşil ama alternatif başka kısmetleriniz de olabilir. Yani rüya çok bereketi temsil ediyor. Hayatın değişecek ama sen kalbinden bu insanla evlilik yapar mıyım diye niyetlenmiş olabilirsin. Şu an için buna tam cevap vermek istemiyorum. 7-8 ay sonra ne demek istediğimi anlayacaksın. Peki, teşekkür ediyoruz. Bazen içinde bulunduğumuz durumda hayır gibi gördüklerimizde şer, değil mi? Aynen öyle. Şer gibi gördüklerimizde hayır vardır. Bugün hiç ayrılamam diye baktığımız insanlar yarın ayrıldığımızda ay nasıl o adamla ya da nasıl o kadınla birlikte olmuşuz diyoruz. Aynen öyle. Bazı şeyleri galiba zamana yaymakta zamana fayda yani. Var. Aynen. Doğru insan çıkarsın Allah hepimizin karşısına. Amin. Bak, çocuklarımızın tahtını Amin. Yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Para veriyoruz, özel okullarda okutuyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Eğitim hayatı bittikten sonra karşısına bir adam, bir kadın çıkıyor. Çocuğumuzun Tepe hayatı takla. Berbat oluyor. Tepe takla. Yani Allah hepimizin evlatlarına hayırlı insanlar, hayırlı insanlar çıkarsın. Değil mi? Aynen tahtları öyle. Ve bahtları güzel olsun. Bahtları. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur abla. Canım. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ederim. Tatlım sağ ol. Hadi dinleyelim hemen rüyanı. Yerde para topluyordum. 10 TL, 5 TL, 20 TL. Yerde para vardı. Hep yerde para topluyordum. Kaç yaşındasın yavrum? 19 yaşındayım. İsmin ne bir tane? Elif. Elif'ciğim, ailemizde maddi olarak son bir yıldır sıkıntılarınız var mı? Hayır, yok. Tamam. Bir çözülmesi gereken bir para ya da aile arasında çözülmesi gereken bir nokta var mı? Onu belirleyelim. Yok, hayır, öyle bir şey yok. Elif, vallahi ailenizde bir maddi problem uyarısı var ama şimdi sana bakıyorum, 19, 15, 25 diyorsun. 35 yaşına kadar kariyerinle alakalı yapmak istediğin her şey aydınlık ama burada inşaat toprak işiyle kim uğraşıyorsa sıkıntı var. Yani burada var bir mı inşaat var. Ve toprak işiyle uğraşan biri? İnşaat abim var. Yani burada inşaat, toprak, yani alım, satım yapan kişi. Yani onun şu an yaşı belki 27 ya da 35 arası olabilir. Bu kişinin bir hata yapacağı ve aileyi maddi olarak zora sokacağı. Bu rüya senin değil. 27-25 yaş arası ya da 30 yaş arasındaki kişiyi ilgilendiriyor. Ve ailede inşaat, toprağı temsil eden ve para kaybı ve haksızlığa uğramayı gösteriyor. Bir dikkat etsin abiniz canım benim ya. Peki, teşekkür ediyoruz Elif'ciğim. Öpüyorum güzel yanaklarından. 19 yaşındasın. Yaşının kıymetini bil. Aynen öyle. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen rüyanızı alalım. Hızlı hızlı. Bugün çok hızlı geçiş yapıyorum. Nur Hanım, sadece sizi çok sevdim ve her gün takip ettiğimi söylemek istiyorum. Bu kalpler hep size. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Yalnız bir de burç yorumlarına önceden daha çok ağırlık veriyordunuz. O şekilde istiyoruz yine. Pazartesi var, perşembe var. Haftanın 5 günü mü yapalım? İnci ablaya çok alışmıştık. Kime? İnci ablaya. Ha, İnci ilişkiler. İnci'yi de çağıracağız, evet. Yine merak etmeyin. Herkes olacak programda. Dinliyoruz canım. İnşallah. İnşallah sizi severek takip ediyoruz. Bunu canım, ayrıca söylemek çok istedim. Çok teşekkürler. Vaktinizi de almıyorum. Rüyama geçeyim isterseniz. Lütfen. Rüyamda boş bir daire var.
ve hiçbir eşya yok. O ev abimin eviymiş. Ben o daireye giriyorum. Dairedeki muslukların işte kimisi sökülmüş, kimisi böyle akıyor, sular damlıyor. Boş bir daire. Ben abime diyorum ki, abi sen artık evine taşın istersen. Evine git, evindeki musluklar bozulmuş diyorum. Hani git evindeki muslukları tamir ettir diyorum. Yani böyle bir rüya gördüm. İsim nedir? Hava. Kaç yaşındasın Havacığım? 39. Siz 5 kardeş misiniz, 4 mü? Biz 7 kardeşiz. Tamam, 5'te kalalım, size bakıyorum. Ya bu ailenizin özellikle 3 bekarı var mı? Yok, hiç bekarımız yok şu anda. Tamam, 3. olan çocuğu alalım o zaman. 1, 2, 3. Yani bunun bir evliliğinde sıkıntısı var mı? Mesela abi dediniz ya, abiniz kaçıncı çocuk? Abimin benden önceki, yani sondan ikinci diyelim. Sondan ikinci. Ya bu rüyada bir karışık var, anlatmayayım. Çünkü niye diyeceksin bir tanem? Senin kendi düzeninle ilgili, hani musluklar bozuk diyorsun ya bir taneciğim. Abine evimden evine git, artık musluklarını tamir et. Senin yaşadığın düzende eşin ya da eşinin ailesinden kaynaklı çözülmesi gereken tapu, evrak. Aynı şekilde de siz akraba evliliği falan yaptınız mı ailede? Hayır, kesinlikle. Bu rüyayı yorumlamayayım ya. Anlayamadım. Enerjinizde bir karışıklık var sizin çünkü. Peki, şimdi öyle rüyalar görürüz ki ve gördüğümüz rüya aslında ya bizi çok etkisi altına alır, bize mutluluk yaşatır, iyi, güzel bir duygu yaşatır. Ya da tam tersi öyle bir rüya görürüz ki, ay hayır mıdır acaba, bir rüya gördüm yani içim çok sıkıldı deriz. Sevgili Emine Hanım'ın da gördüğü rüya böyle bir rüyaymış. O kadar içim sıkıldı ki diyor, görümcemin gelinliğimi paramparça ettiğini gördüm. Bu rüyayı arkadaşıma yorumlattığımda kocanla aranda problem olabilir, ayrılık olabilir, kocan seni sevmiyor olabilir demiş. Niye rüyanızı başkasına anlatıp kötü enerjiyi üzerinize çekersiniz onu da bilmiyorum. Değil mi? Bu da çok önemli bir şey. Önemli ama o gördüğü rüyada sıkıntı var. Öyle mi? Evet, derinlik, karmaşa, güvensizlik, yani daha çok eşten kaynaklı, yani hanımdan, kadından kaynaklı bir problem söz konusu. Yani mesela paranoyaklık olabilir. Peki, güvensizlik olabilir. Tavsiyeniz olur mu? Mesela rüyayı gören insanların daha çok ilk uyandıkları zaman besmelelerini çekecekler. Akan suya anlatmaları sağlıklı. Özellikle böyle iç karartan kötü bir rüya gördüğümüzde. Hepsi için. Hayır ve şer sadece suyla aksın gitsin. Sana doğrusu gelsin. Siz iyisiniz değil mi? Bugün i̇yiyim, enerjinizi iyiyim. Biraz düşük gördüm sanki. Hayır, iyiyim. Ben şey oldum birden. Duruma adapte olamadım. Normalde olacağım, evet. Emine Hanım'ı tanıyanlar bilirler, biliyorsunuz televizyon ekranlarında. O neşeli kimliğiyle vardır hep böyle. Yok, şimdi bir adaptasyon enerjisi. Yeni yeni oturacağız. Daha enerji yeni oturacak. Daha kahvelerimizi yudumlayacağız. Kahve gelsin. Evet. Bizim arkadaşlarımız çok misafirperverdir. Bir su ikram etmişler. Kahve gelsin lütfen. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Buyurun. Emine Hanım'a rüyamı anlatmak istiyordum. Çok dik bir yokuştan çıktım ama o yokuş çakıl taşlarıyla doluydu ve zorlanıyorum yani yokuşu çıkarken ama yokuşun sonundaki yolu göremiyorum. İsim nedir hanımefendiciğim? Hatice. Hatice'cim kaç yaşındasın? 40 yaşındayım. Şimdi kariyer, ailenizin kariyer hayatı ile ilgili son 5 yıldır maddi olarak sıkıntılar yaşıyor musunuz? Biraz, yani çok da olmasa evet biraz var. Tamam, biz ailemizin içerisinde o zaman sorunumuz var bebeğim. Son birkaç yıldır düzenimizle ilgili karışıklıklar ve mutsuzluklar yaşadığınız gözüküyor. Ama burada sizin için 2022 büyük bir ihtimal hem şans kapınız için hem de duygusal hayatınız için oturma dönemi, ama erkek çocuğunuz var mı? Evet, erkek çocuğum var. Bununla ilgili kaygınız mı var sizin? Biraz var, evet. Yani çocuğunuz çok zeki ve bu çocuğumuzun göz yapısı şöyle hafif buralarında gamzesi mi var, yoksa çekik bir göz yapısı mı var? Çekik bir göz yapısı var, evet. Bu yaş olarak 7 ya da 12 var mı? Hayır, 19 yaşında. Tamam. Biraz zor bir karakter, çocuksu yönü var ama bunda biraz baba genine benzeyen bir özelliğe sahip. Belki bunun verdiği bir yorgunluk olabilir sizde ama başarıyı ve mutluluğu tadacak. Yani onun hayatı sanki daha çok bende rüyanızda, hani çakıl taşları okur mu okumaz mı, kariyer yapar mı diye endişeniz varsa, bunun 21 yaş dönemi çok hayırlı bir dönem olacak. Endişe etmeyin. Rüyanız bu demek. Peki, teşekkür ederiz. Size demiştim. Canlı yayına bağlanıp rüyanızı anlatmanız gerekiyor. Şimdi bana Instagram'dan yazıyorsunuz. Ulaşamıyoruz diye.
Arkadaşlarım telefon başında. Hepinizin telefonunu tek tek hızlı bir şekilde yayına bağlamak istiyorum. Lütfen arayın. Arıyorsunuz zaten, not bırakıyorsunuz. Mutlaka hızlıca herkesi bağlamak istiyorum. Alo. Çok özür dilerim. Bir dakika. Bir saniye lütfen bekleyin. İran'ın sana selamı var. Kimin? İran. İran. Evet. Bak İran nerede? Şu kamerada mı? İran. Ve Azerbaycan. Azerbaycan. Hepinizi böyle... Ya nasıl böyle sımsıkı sarılıp öpüyorum. Ben de aynı şekilde hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Aynen. Bu arada Almanya'ya da selam gönderiyorum. Evet, bütün Avrupa ya çok kitlenmiş bir vaziyette bize. Türkiye'nin dört bir yanından, yurt dışından izleyen herkese selamlar gönderiyorum.